Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Biliyorsunuz 15-16 Haziran günlerinde İsviçre'de bir uluslararası konferans gerçekleşti. Ukrayna ile bağlantılı. Bununla ilgili detaylı bilgileri verdim. Bizi Hakan Fidan Dışişleri Bakanı temsil etti. Ve sonuçta açıklanan ve Rusya tarafından da hiç hoş karşılanmayan ortak bildiride de Macaristan, Sırbistan, Slovakya ile beraber Türkiye Cumhuriyeti de imzacı olarak katıldı. Yani sonuç itibariyle NATO ve Avrupa Birliği ve bütün bu transatlantik kurumların içinde yer alan bütün devletler Rusya'ya karşı bu vesileyle bir kez daha bir gövde gösterisi de yapmış oldular ve Çin'in katılmadığı Hindistan'ın ve Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'nin imzacı olmaktan çekindikleri bir süreçti bu. 16'sında 15'in 16'sında İsviçre Dışişleri Bakanlığı hem metni yayınladı. işte toprak bütünlüğüydü, şuydu, buydu falan. Ne biliyorsunuz? Hem de imzacıların listesini yayınladı. Fakat 17'sinde imzacılar listesinden bir iki devlet Irak gibi falan çıktılar. Bir kurum girdi. Yani 17'sinde İsviçre Dışişleri Bakanlığı'nın e, yayınlamış olduğu ortak bildiriye imza atanlar arasında devlet gibi muamele gören bir kurum ortaya çıktı. Devlet gibi çünkü o listede tamamen devletler var. Yani işte Albanya yani Arnavutluk'tan başlıyor ta şeye kadar Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar devletler var. Üç tane de kurum var. O imzacı o listede üç kurum. Biri Avrupa Komisyonu, öbürü Avrupa Konseyi, öbürü Avrupa Parlamentosu. Zaten bu üçü Transatlantik İttifak'ın vazgeçilmez en önemli üç kurumu. Bu da tamam Ola. Diğerlerinin tamamı devlet. Tekrar söylüyorum. Devlet. Ama 17'sindeki listede bir isim daha var. Ekümenik Patriklik. Yani Fener Patrikhanesi. Şimdi arkadaşlar eğri oturup doğru konuşalım. Fener Patrikhanesi ne ara Vatikan pozisyonuna geldi. Bakın Vatikan papalık devlettir. Özel bir bölgede kurulmuş bir devlettir. Yani mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan Büyükelçisi vardır. Vatikan'ın da Türkiye Cumhuriyeti'nde e, Akrit'te olmuş Büyükelçisi vardır. E, Vatikan'ın kardinalleri vardır, papası vardır falanı filanı vardır. Dini bir kimliktir. Ama papa, birinci Fransız aynı zamanda Fatika, Vatikan devlet başkanıdır. Bu kimliğiyle de davet edilirler bütün toplantılara. Şimdi Vatikan zaten gelmiş. Bu toplantıda hazır bulunmuş devlet olarak. Niye? E çünkü Vatikan devlet sekreteri diye geçiyor. Fiilen Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin başkanlığında bir heyet tarafından temsil edilmiş Vatika bu şeyde Fakat gelirken gözlemci sıfatıyla gelmişler. Yani biz demişler Brezilya gibi. Brezilya'da biliyorsunuz toplantıya katıldı ama gözlemci sıfatıyla. Yani işin sonunda imzamı imza atmayacağını baştan söyleyen bir şekilde. Gözlemci sıfatıyla gelmişler ve hatta Başbakan Kardinal Pietro Parolin her zaman Ukrayna ile Rusya arasında iletişimin güçlü olması için gereken çabayı gösterdik ve ara buluculuk için üzerimize düşen göreve sadık kaldık. Papa 1. Francis size ilettiği mesajda barışın savaşla değil ancak diyalog ve müzakere süreciyle gerçekleşebileceğini bir kez daha ifade etmektedir gibi bir konuşma yapmış. Tamam. Sonra Vatikan heyeti final metnini imzalamamış. Gözlemci statüsüyle kalmış. Peki. Meğer bizim birinci Bartolomeos oradaymış. Davetli olarak. Biliyorsunuz Fener Patrikhanesi uzun uzun anlatmayacağım. Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin Rus Ortodoks Kilisesi'nden ayrılık yani özgürlük beratını birinciler arası, eşitler arasındaki birinci kilise sıfatıyla onaylamış bir karaktere sahip. Yani Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın talepleri doğrultusunda Fener Patrikhanesi Ukrayna Savaşı'nın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda zaten. Ve Fener Rus Ortodoks Kilisesi'nden Ukrayna Ortodoks Kilisesi'nin ayrılışını sağlayan imza Fener Patriği 1. Bartolomeo'ya ait. Şimdi oraya ekümenik patriği olarak gitmiş ve konuşma yapmış. Şöyle diyor: Savaş her zaman yıkıcıdır. Saldırganlık ve yıkıcılık karşısında sessiz kalmak utanılacak bir rezalettir. Rusa çekiyor, çakıyor. Her zaman barışın ve adaletin sağlanmasının yanında yer almalıyız. Hepimiz burada kalıcı ve adil bir barış için bulunuyoruz. Egemen bir Ukrayna için buradayız ve bu ülkenin trajik savaşında hayatını kaybetmiş olanlara tanrıdan huzur niyaz ediyoruz falan diye böyle bir konuşma yapıyor. Ayrıca konferans çerçevesinde Gürcistan Cumhurbaşkanı Saloma Zurabishvili biliyorsunuz Rusya ile büyük kavgası var bu kadının ve şey Ortodoks bir ülke e, Gürcistan. E, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Michotakis, e, Vatikan Başbakanı ve Genel Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la da özel görüşmeler yapıyor. Şimdi Ankara'dakilere soruyorum. Biz biz Fener Patrikhanesi'ni ekümenik patriklik olarak tanıdık mı tanımadık mı? Tanıdıksa bunu lütfen söyleyin. Ne olacak canım? İşin ucunda ölüm yok ya. Sonuçta de diyebiliriz ki tamam Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı bir, bir şeydir, kurumdur ama cihan şumur bir kimliği de vardır. Bunun e, işte Ortodoks kiliseleri arasında da zaten böyle görülmektedir. Diyin bitsin. Arkadaşlar bir liste var. O listede 3 tane Avrupa grubu var. Geri kalanının tamamı devlet. Türkiye Cumhuriyeti dahil. Bir de Ekmenik Patrik var. Yani İsviçre Dışişleri Bakanlığı imzacı olan bu imza attırılan bu patrikliği devlet olarak görüyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin var olduğu bir listede ekümenik patrik diye bir devletle karşılaşıyoruz. Bundan Dışişleri Bakanlığımızın haberi var mı? Varsa bayram nedeniyle mi uyuyoruz? Ne yapıyoruz? Bayramdan sonra bir müdahalede bulunulacak mı? Patrik'le birileri görüşecek mi? Patriğin güç kazanması Türkiye'nin güç kazanması değildir. Açık ve net söylüyorum. Patriğin güç kazanması Yunanistan'ın güç kazanmasıdır. Konstantinopol patriği olarak geçiyor. Ve sonuç itibariyle biz Ayasofya'yı haklı gerekçelerle ibadete açarken anladığım kadarıyla Bizans'la başka bir anlaşma mı yaptık? Fiilen bir tanıma mı var ortalıkta? Varsa söyleyin ya. Yani ben bunu gerçekten başka bir konuyu araştırırken buldum. Başka bir konuyla ilgili çalışma yaparken bir anda ekümenik patrikle Türkiye Cumhuriyeti'nin imzacı olarak yer aldığı bir devletler listesinde karşılaştı. Vatikan mı oluyor? Patrikhane? Yani bu soruları sormak benim sadece bir gazeteci olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak hakkımdır kardeşim. Ben bu hakkımı kullanıyorum. Hoşçakalın.